Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Kafaya'nın yepyeni bir bölümünde daha farklı konulara değineceğiz. Evet Recep, birlikte kahvelerimizi hazırladık, suyumuzu koyduk. Gayet güzel, afiyetle sohbet etmek süper, yapıyoruz. Mehmet Efendi Mali Kahve. Mehmet Efendi değil Recep, İhsan Efendi bu, farklı. Kim ola bu İhsan Efendi? Şimdi sevgili izleyiciler, kahveyi sevdiğimizi biliyorsunuz. Çay kahveyi içerken muhabbetle birlikte vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Eminönü'ne gittiğiniz zaman Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin bir tane yeri var. Oranın hemen iki adım ilerisinde o bütün insan kalabalığını, kuyruğu geçtiğiniz zaman önünde çok kuyruk olmayan bir de İhsan Efendi var. Evet. Onun farkı odun ateşinde kavuruyor. Recep kahvesi biraz daha acı, biraz daha böyle sert kahve sevenler için diyebilirim. Daha böyle bir kokusu falan hoş oluyor. Bir de onu marketlerdeki bu alüminyum poşetlerin içerisinde biliyorsun Mehmet Efendi her yerde var. Evet doğru, bir de kalabalık olunca insan artık burada ne oluyor diye tabii, böyle tabii. Direkt Mehmet Efendi'ye gidiyorsun ama iki adım öte aslında asıl şey orada. Daha farklı biraz asıl... daha şey lezzeti orada, evet. Biraz daha gurme lezzeti, gurme derler ya. Asıl hazine orada. Asıl hazine orada. Kağıt poşetin içinde aldığın zaman o taze çekilmiş kahvenin sıcak kokusu o nem buhar olmuyor, güzel oluyor. Yani öbür türlü soğuğun içine poşeti koyman gerekiyor. Her halükarda biz onu yerliyoruz sevgili izleyiciler. Sponsorumuzdan mesajı geçtiğimize göre şaka bir yana öyle bir şey yok sevgili izleyiciler. Kahvemizi keyif için alıyoruz, içiyoruz. Siz de hangisini sevip içiyorsanız için. Ama şöyle bir durum var Recep. İçerken ne izliyoruz, ne yapıyoruz, hayat ekranın karşısında nasıl geçiyor? Biraz televizyon ve bu online video izleme alışkanlıkları üzerine olacak bugünkü muhabbet. Yani şimdi şey demek isterdim, böyle Netflix'i açıyoruz, istediğimiz diziyi kolayca izliyoruz, işte Hulu'dan başka bir şey izliyoruz. Breaking Bad'in şu bölümünü daha yeni bitirdik demek isterdim ama maalesef ülkemizdeki dijital yayıncılığın henüz emekleme aşamasında olmasından dolayı pek mümkün olmuyor. Bayağı bir yıllar emekleme aşamasında. Yani dediğin gibi gönül ister Netflix mi Hulu mu? Ayda 10 dolar verip 10 euro verip karşılığında ne alıyorum? Ya Full HD filmleri bırak 4K'ya Blu-ray'e geçmeleri lazım. Değil geçmediler mi? Diye. First World Problems diye bir şey var Nangek'te. Birinci dünya problemleri. Böyle bir tarafta insanlar çok kötü şartlarla uğraşırken diğer tarafta görüntü böyle şeylerle, ince detaylarla ya da makyajım aktı ne kadar kahrolsun bedbahtım diye insanların birinci dünya problemleri olarak anlandı. Bir tarafta birileri su bulamıyor, öbür tarafta Ice Bucket Challenge. Aynen öyle. Ama Bill Gates muhabbetlerinde biz dünya üzerinde böyle aç insanlar, susuz insanlar için ne yapılıyor gibi biraz acıklı da olsa konularda neler yapılıyor, teknoloji neler getiriyor zaten bahsediyoruz. Evet, antiparantez, Bill Gates bu arada bayağı uğraşıyor. Geçen gün ben de takip ediyorum Facebook sayfasına bir şey yayınlamış Ali. Şey diyor, Afrika'daki toprağın yüzeyini Mars'ın yüzeyinden daha az biliyoruz. O çok ilginçmiş. Yani kendi toprağımızı daha keşfetmemiş durumdayız. Evet. Emekleme aşamasında diyoruz ya pek çok şey. Aslında dünya üzerinde 1/4'ü kaplayan okyanusların altında daha pek çok şeyi keşfetmemiş durumdayız. Evet. Marmara Denizi'nde, Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de bir ton doğal yatak var, bir ton kaynak var. Bir de kaynakları filan, parayı pulu bir kenara bırakalım. Enerji kaynaklarını ne var? Orada bir doğal yaşam var. Böyle evet. Bir organik yaşam var. Doğru. Şimdi Kaptan Kusto gibi dalıp oraların böyle belgesellerini çekmek lazım. Böyle National Geographic, BBC, HD gibi kanallarda böyle cam gibi görürsün yani. Muhteşem bir görüntüyle birlikte. İnsan onu istiyor yani. Doğru. Türkiye'de zaten herkes belgesel izliyor. Belgesel dışında kimse bir şey izlemiyor. Tabii canım, 24 saat Discovery izliyoruz ya. Kadın programı o ne ya? Kadın programı izlemiyoruz. Magazin izlemiyoruz. Futbol izlemiyoruz. Hiç izlemiyoruz futbol. Hiç. Sokakta kime sorsam ya da kiminle konuşsam zaten belgesel izliyor. Ya da bizi izliyor ya belgesel izliyor. İkisinin arasında bir yer yani böyle. Yani şimdi herkesin bir ilgi alanı vardır. Hani ben futbol izlemek istiyorum. Şimdi futbol izlemek için benim birkaç seçeneğim yok açıkçası. Var diyecektim. Yok çünkü tek seçeneğim var. Diyemiyorsun. Evet. Raporda tıkanıyor. Aynen tıkanıyor. Dijitürk'ten başka benim hiçbir seçeneğim yok. Değil mi? Dijitürk'te de ya uyduyu izleyeceğim. Eşimle papaz olacağım orada. Çünkü maç mı izlenecek? O akşam işte bilmem neyin dizinin son bölümü mü izlenecek? Her evde yaşanan senaryo işte. İşte sorun yaşanması. Televizyonda ne izlenecek? Aynen öyle derken ben şöyle bir çözüm buluyorum. Dijitürk Play diye bir şey buldum. Ama buna Ali izlemek için, Dijitürk Play'de adam gibi izlemek için evet. Ayda 239 TL, ayda değil özür dilerim, bir sezona 239 TL para vermem gerekiyor. Bir yılda 239 TL para vereceksin, ayda 20 lira para vereceksin, ne izleyeceksin? Maç. Maç, ayda 29-25 TL'ye denk geliyor hatta. Türkiye'de en büyük zaten problem o. En çok şikayet bak maçtan geliyor. Maç dışında o kadar büyük bir şikayet yok çünkü torrentin arka tarafta akıyor. Ya da bir şekilde insanlar TV'yi bırakıp böyle online diziler, online filmler, altyazı siteleri bir şekilde herkes yolunu bulmuş durumda. Ama maça gelince
Maçta da Justin TV falan gibi şeyler bir yerim çok. Ya bana bile artık abi link var mı diye soruyorlar. Yani ben maç izlemiyorum zaten. Maç izlemiyorsun ama şimdi teknopat olunca, teknolojiden anlayınca iş artık teknolojiye güveniyor insanlar. Bu maçı nereden izleriz, ne yaparız? Kafede projeksiyondan yansıtma mı, televizyondan izleme mi, nasıl yapacağız diye. En büyük problemimiz ülkede futbol maç izlemek. Maç izlemek için de verilen o paralar fazla geliyor. Fazla gelmesini geçtim. Bir de kalitesi ne kadar? Onu diyecektim Ali. Şimdi ben ayda 25 TL vereceğim. Sezon boyunca bütün maçları belki izleyeceğim. Belki izlemeyeceğim. Yani merak... Bir de şu var. Sen onu aldın. Seneye ihaleyi başka bir firma kazandı. Aynen öyle. Hadi hoş geldin. Aboneliğin devam ediyor. Aboneliğini iptal ettirmek için bölüm sonunda böyle şey vardır. Büyük bir canavar vardır. Onunla savaşman, kapışman gerekir. Bak üstüne bir bardak su içiyorsun öyle o zaman. Yani pek çok yerde görüyoruz o yorumlar, o aboneliği iptal ettirmek, işin içinden kurtulmak, sıyrılıp çıkmaya çalışmak böyle 9 ay falan sürebiliyor. Bayağı bir yorucu bir süreç oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Bakıyorsun adam seni abone etmiş ama abone etmek o kadar kolay ki. Bir SMS atıyorsun, abone olabiliyorsun. Şeyler de var. Sadece o değil. Şimdi başka neler var? Türkiye'de hepimizin bildiği bazı hizmetler var. Hatta forum sosyalde karşılaştırmaları da var. D-Smart, işte Digitürk, ondan sonra Uydu.net'in, Uydu TV'nin HD kanalları var. TTNet'in TV busu var. Türk Telekom'un. Ondan sonra Turkcell'in de TV Plus'ı var, böyle cep telefonu. Hepsinin yaptığı şey de televizyon kanallarını izletmek farklı şekillerde. Hepsine abone olmak çok kolay. Ama aboneliği nasıl iptal ettireceğini soranlardan böyle internette konular akıp gidiyor acaba. Tabii de böyle sözleşmeler var, sayfalar dolusu, işte onu iptal ettirmek bilmem ne falan. Mesela Türk Telekom hattını almak için gidiyorsun, bayi hattını alıyorsun, tamam. İptal ettirmek istediğin zaman Beyoğlu'na bizzat gideceksin. Hattın sahibi gelecek, vekil olamazsın da bilmem ne. Vekil filan kabul etmiyor. Tabii canım, yani artık vekil olsa bile noter tasdikli vekil olacak. Notara ayrı para vereceksin, ona ayrı para vereceksin. Oraya ayrı para, buraya ayrı para. Kapatırken ayrı para, bu ne abi ya? Bürokrasi çarkları esas işte para ödemeyi bırakmak istediğin aynen zaman. Aynen işte. Öyle öyle, aynen. Para vermek istediğin zaman böyle var, hemen kapında bitiyorlar. Hemen efendim, sepet efendim diye böyle. Her zaman da öyle değil. Bazı devlet dairelerinde vergiyi yatırmak için gidiyorsun böyle, tamam vereyim paramı, vergimi şey yapayım diyorsun. Hayır. Şimdi gidip bilmem ne bankasına yatırmanız gerekiyor. Şu kadar kuyruk bekledikten sonra. O da öyle olmuyor. Bir tane daha böyle insanı böyle bürokrasi çarkının içerisinde rendeliyorlar, eritiyorlar. Güzelce seni deniz anası gibi kıvama getiriyorlar. Ya da böyle ahtapot gibi marine ediyorlar. Tabağa koyup servis ediyorlar ondan sonra. Meze oluyorsun. Çok zor. Abonelik iptal ettirmek Türkiye'de herhangi bir konuda zor. Bir de banka aidat iadesi muhabbeti var. Oo, zaten o hani artık davalara bakamıyorlar artık. Yani o kadar çok dava açıldı ki. Bir de onun üzerinden telefonla seni arayıp böyle bankadaki paranızı geri alalım. Tabii. Bunun için siz bize birkaç yüz lira yatırın. Ondan sonra biz bir ara paranızı geri alacağız. Artık yani alırsınız. Ne zaman geri alacağız? Bunlar apayrı konular. Zaten telefonuma bakıyorum Recep. SMS'ler, aramalar, bilmem neler, abone edelim, sizi abone edelim, illaki abone edelim. Şu SMS pazarlamacılığı kadar dünya üzerinde rahatsız edici bir şey daha olduğunu zannediyorum. Ya en son artık son çözüm yani hani EMP'den önce, EMP atmadan önceki son çözüm Ali, SMS servisini, telefonun komple kapatmak. Tamamen yani kurtulmak. Herkese kapatmak. Ulaşılacak adam zaten WhatsApp'tan ulaşır sana yani, ne bileyim. Öyle olmuyor Recep ama SMS hala bazı insanlarla kullanıyorsun. Kandil'le bayramda tebrik mesajı geliyor. Eş, dost, akraba var. SMS teknolojisi terk edilmedi. Geçen Berker'le birlikte sohbet ediyorduk. Japonya'da hala fax kullanıyorlar. İyiymiş. Ve adamlar şöyle, nüfus yaşlanıyor ya Recep. Yeni teknolojiye adapte olamıyor adam. Şirkete girdiği zaman fax cihazı varmış. Şirkette hala fax cihazı kullanıldığı için Japon markaları deli gibi fax üretiyor. İşe yeni giren adama da fax öğretiyorlar. E-postayla halledemiyorsun. Japonya dünyanın en gelişmiş teknolojisi dersin. Ülkesi dersin, adamlar hala fax üzerinden iş. Hatta devlet dairelerinde işini faxla falan hallediyor. Hayır yani bir de bu adamların kağıt tasarrufunu falan da bayağı dikkate alması lazım. Tabii canım. Çünkü ülkenin zaten yüz ölçümü belli yani. Havaalanı yapmak için yer yok, onu denizin üzerine yapıyorlar yani. Tabii denizin üzerine yapıyor. Öyle üçüncüyü, beşinciyi, onuncuyu yapmak diye bir şey yok. Adamlar bir taneyi maksimum verimlilikte işletiyorlar. Aynen. Yüzen gemi fabrikaları falan yapıyorlar. Yer yok, bir de fax makinesi koyuyorsun ofise. Olacak iş mi? Olacak iş mi kardeşim? Şimdi hani Japonların tuzu kuru, internet hızları güzel, dizileri internet. Aynen. Kolayca izliyorlar 3G'den ama 4G'den izliyor adamlar. 5G'ye geçiyor Güney Kore. 5G'ye geçiyor SK Telekom vesaire. Ama biz bir türlü bu dizi izleme işini, maç izleme işini halledemedik. Yani ayda 25 TL veriyoruz SD kalitede maç izlemek için. Bu nedir yani? Maçları bir kenara bırak. Dizi izleyeceksin Recep. Hadi bana Breaking Bad'in 3. sezon 5. bana sinek bölümünü Breaking Bad'in hemen izle. Nereye girip nereye gider? Herhangi bir insan, herhangi bir izleyicimiz. Siz şu an herhangi bir dizinin bir bölümünü izlemek istediniz sevgili izleyiciler. İyi kalitede. Ne yaparsınız? Nereye gidersiniz? Gidip bir servise mi abone olursunuz?
televizyonda mı aratırsınız? Nereden bulursunuz? Ya Ali, Türkiye'de aklıma şöyle ben şuradan tamam Breaking Bad'i indirip hemen indirme değil. Online HD bir şekilde izleyeceğim. Parasını vereceğim. Aylık işte aboneli bir öyle bir cevap gelmiyor. Gelmiyor aklıma. Değil mi? Aklına evet. Hiçbir zaman böyle evet. Tık diye gelmiyor. Ya kalitesinden emin değilsin, ya arşivinden emin değilsin. Aynen. Ya da altyazısından emin değilsin. Bir şekilde bir eksik var. Ben mesela sinema paketi alıyorum böyle. Sinema paketi, belgesel paketi. Bir sene geçiyor, kontratım doluyor. Bana telefon açıyorlar yeniden. 10 TL verin sinema paketi olsun. Ya bende vardı sinema paketi. Artık yok. Ne oldu? Onları ayrı bir pakete aldık. Paketleri bir karıştırdık. Paketler bir değişti. Hoş geldiniz. Size paket yaptık. Size paket yaptık. İster misiniz? Sıcak sıcak, taze taze diye çağırıyorlar adamı. Orada da adamlar var, gençler var. Adam bunalıyor bundan. Ya da çok para kazanırım, bu dizi işinde para var diyor. Bir tane site kuruyor hemen evet. Böyle. Anonim, tamamen Akme gibi alın bunu. Gerçek bir isim değil. Dizi izleli ve komlu netli bilmem neli bir site açıyor. Dizi izle olacak ama ki. Evet, içinde mutlaka olacak. Site açılıyor. Videolar Rus sitelerine yükleniyor. Oradan embed ediyor. Evet. Alttan tespit edilene kadar, Ruslar bu bandwidth nereye gidiyor diye tespit edene kadar site çalışıyor. Mis gibi. VK'ya falan yüklüyorlar. Başka tabii. Yerlere yüklüyorlar. Yani hakkının alabileceği sayısız şekilde yer var. Denetlenmeyen dünya üzerinde çok ülke var. Ve Ali şimdi... Kalitesi nasıl şimdi? Kaliteyi eleştirelim. Bir değerlendirelim. Tamam, adamlar korsan iş yapıyor. Tamam, yasa dışı. Yakalandıkları zaman kapatılıyorlar. Evet. Ceza alıyorlar. Hatta doğru. Hapse giriyorlar. Doğru. Şimdi adamların iş modeli tamamen reklamlar üzerine kurulduğundan dolayı sitedeki çıkan bütün bannerları kapatıp vesaire videoya ulaşabilirsen 720p kaliteyi hani tam gerçek HD. 720p olmasa da HD yine de birçok kaliteden daha iyi bir kaliteyi evet. Elde edebiliyorsun. Edebiliyorsun. Bir kalite var ortada. Kesinlikle. Yani. Bir kalite var ortada. Yani Digiturk gibi SD kalitede izlemiyorsun. Ya da diğerleri gibi evet. SD kalitede. Hepsini birden orada bir paket yaptık. Türkiye'deki resmi servis sağlayanlar, büyük şirketler, inanılmaz imkanları olanlar. Bir de bunlar servis sağlayıcı Recep. Şimdi kendi paketini kullandığın zaman mesela TV bunun ev aboneliğini aldığın zaman kotandan gitmiyor. Ama şeyden internetten izleyeyim dersen kotan gidiyor. İkisi de aynı. İkisi de benim internet kotamı tüketiyor. Biri aylık abonelik ücreti alıyor, diğeri aylık abonelik ücreti almıyor. Tamam, biri yasal, biri korsan. Oyunda da aynı şeyi kullanabilirsin ama aynı şey değil çünkü oyunda alternatifin var. Oyunda bir Steam var. Evet. Ve Türkiye'de Türk lirasıyla çalışıyor. Dizide ne var? Filmde ne var? Ya şimdi öyle şey şu TV bu konusuna tekrar dönelim. Evde dedin ki kota dolmuyor. Cepte kota doluyor. Kardeşim bu şeye girmiyor mu haksız rekabete? Şimdi öyle baktığın zaman senin dediğin gibi o dizi izleyen, dizi sitesi yapan çocuklar başka bir ülkede olsa girişimci sermayesi falan alacak. Aynen öyle. O çok önemli bir konu. Yani şimdi şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Bu arkadaş VK'ya yüklemiş videoları ya da başka bir tane siteye bir şekilde evet. Yüklemiş. Oradan embed edip videoları yayınlıyor ve 720p kalitede yayınlıyor. Full HD yükleyenler bile var artık. Evet. Bir de bir iş modeli oturtmuş kendine. Sitesinde reklam koyuyor. İnanılmaz. 35 tane reklam koyuyor her sayfaya ama aynen koyuyor. Aynen öyle. Ve para kazanıyor bu işten. Bunu bir iş modeli haline getirmiş. Ve Türkiye'de birçok insan bu siteye giriyor. Bu site Türkiye'de ilk binlere falan girmiş. Yani bayağı bir izleyerçi kapatılan oluyor. Kapatılan Dizimak falan da vardı mesela. Aynen. Örnek bir tane. Yani Dizimak gerçekten bu şekilde efsane bayağı. Efsane olmuş sitelerden bir tanesi. Yani, sokaktaki evet. Her vatandaş biliyordu bir dönem bunun adını. Kendimizi kandırmayalım. Öteki tarafta bir tarafta yasal işler, lisanslar yapılıyor, paralar veriliyor, bilmem ne yapılıyor. Öte yandan herkes biliyor ki millet girip birkaç tane böyle siteden izliyor. Evet. Kendi çocuğu da yurtta oturup oradan izliyor. Şirket yöneticisinin kendi çocuğundan da bahsedelim. O da biliyor. Şimdi asıl soru şu Ali. Dizimak bunu başarırken bizim ayda 25 TL vereceğimiz yerli arkadaşlar da evet. Yerel bizden para alan arkadaşlar nasıl hala SD kalite sunabiliyor? Yani Dizimak nasıl düşük kalite sunabiliyor? Aynen, adam böyle bir daralıyor, bir sıkılıyor. Dizimak, sen nasıl kalitesiz sunuyorsun bunu? Dizimak bunda? Böyle bir iş modeliyle 720p sunabiliyor. Senden sıfır para alarak ama sen ayda 25 TL verip evet. SD kaliteye mahkum kalıyorsun. Recep, şimdi birkaç tane şey var. Bir tanesi bunlar büyük şirketler. Büyük şirketlerde karar 40 tane imzadan geçer. Doğru. 40 tane kontrat imzalanır. Yurt dışında bu içerikleri sağlayan adamlara verilecek paralar ayrılır. İşte biliyorsun TV'de de öyledir ya, yurt dışına bir lisans ücreti öder adamlar. Tabii ki. Aldıkları yasal paradan diziyi ve filmi yapanlara para veriyorlar. Zaten bizim de yasalı destekleyip yasal bir şeylerin gelişmesini isteme sebebimiz aslında bu. Sonuçta Breaking Bad gibi güzel dizileri yapanlar, Game evet. of Thrones gibi, HBO gibi böyle muhteşem iş çıkartanlar, dünya kalite standartını yükseltenler daha fazla dizi çeksin, daha fazla film yapsın, biz daha çok şey izleyelim. Evet. Yoksa şeyden değil, gönlümüzden koptu paraları dağıtalım diye istemiyoruz. Kimse istemez böyle. Aynen. Ali, Dizimak ya dediğin gibi yurt dışında olsaydı Netflix gibi bir girişimcilik firması olacaktı. Evet. Yani inanılmaz yerlere girecekti. Ve hatta Netflix gibi kendi dizilerini kendi çekecekti. Bizde girişimci sermayesi neye gidiyor? Online bilet satış siteleri, online alışveriş siteleri hızlı bir şekilde paraya dönebilecek, inovasyon getirmeyen
pazarda erkenden yurt dışında zaten yapılmış işlerin Türkiye versiyonlarına gidiyor. Ve startup muhabbetleri vesaireler, şunlar bunlar, bakıyorsun ya bunlar kim kimi nereden tanıyor, nasıl gidiyor, ne kadar teknoloji ve inovasyon geliştiriyor. Gerçekten teknoloji ve inovasyonu online videoda çok konuştular. Türkiye'den neden bir Netflix çıkmıyor? Neden bizim bir Spotify'ımız yok? Steam neden Türkiye'den çıkmadı? Şimdi bizde dizi yapanlara bütçe gitmiyor. Dizi yapanlar suçlanıp bir kenara atılıyor. Yani adamların geliştirdiği sitelerin üzerine iş modeli kurmak için kimsenin aklına gelmemiş. Biz buna yasal destek verelim. Biz buna danışmanlık verelim. Biz buna bütçe sağlayalım. Bu sitelerin hepsi bir iş modeli içerisine girsin. Bir teknokentin içerisine alınsın. Bu tarz bir şeyler yapılsın. Biz de girişimciler de aradan sızıp merdiven altı kazanmaya çalışıyor. Destek olanlar da onlara bakmıyor bile. Çünkü onlar çoluk çocuk, internette gezen tipler. Bilmiyorum yani o şekilde bir şekilde bu internetten film izleme olayı Türkiye'den bir Spotify, bir Netflix, bir Hulu çıkamıyor. Ya yani bir de kamu tarafından destek alınan girişimler var biliyorsun. Onlarda evet. Da böyle hani destek alınıyor ama ortaya genelde ne çıkıyor? Bir şey çıktığını ben göremedim. 5 sene sonra göreceğiz. Bugün destek verilen girişimlerden kaç tanesi başarılı olmuş? Ha, üniversite bünyesinde yapılan işler, yazılım geliştirmeler filan gerçekten güzel sonuçlar ortaya koyuyor. Arka planda teknoloji de geliştiriyorlar. Araştırma da yapıyorlar. Eğitim de alıyorlar ama bu online film, müzik herkesin iştahını kabartan bir sektör. Dünya üzerinde herkes Netflix'e imrenerek bakıyor. YouTube'a böyle uzaktan bakılıyor ama kimse YouTube'un ne yaptığına bakmıyor Recep. Evet ya da hangi kalitede video sunduğuna, nasıl devrimler yaptığına vesaire. Yani yerli sitelere bakıyoruz, gidiyoruz, işte diyoruz biz size videolar upload edeceğiz. A sitesi, B sitesi. Aynen biz işte videolar upload edeceğiz. Bizim videoları birisi kopyalarsa ne yapacağız diye soruyoruz. Gelen cevap ne Ali? Gelen cevap insan moderasyonu. YouTube'da Content ID diye bir kavram var Recep. Evet. Content ID görseli otomatik algılayarak senin arka taraftaki müziği, sesi, görüntüyü, her şeyi bir şeyle eşleştiriyor ve bunu bilgisayar yapıyor. Çünkü milyonlarca dakikalık, milyonlarca saatlik video yükleniyor. Evet. Türkiye'de hala bunlar moderasyon gücüyle, insan gücüyle falan yapılmaya çalışılıyor. Kopyalayan yerleri ihbar ettiğin zaman mesela orada bürokrasi çarkları işliyor. Evet. Devamlı bir yandan zaten bizde böyle şeyler var. Videoları izinsiz kullananları şikayet ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani bazen ben şikayet ettiğim halde silinmiyor. Öyle şeyler siliniyor eninde sonunda. Yani. Bazen 15 gün oluyor, bazen bir ay alıyor. Eninde sonunda siliniyor sevgili izleyiciler. Ha bu da insanlar izlesin ama düzgün izlesin, güzel bir şekilde izlesin. YouTube 2005 yılında kurulmuş hocam. Evet. Adamlar dünyanın parasını yatırmış. HD kaliteden Full HD'ye 4K'ya geçmiş. Doğru. FPS'yi arttırmış, sesi arttırmış, kullanıcı arayüzünü geliştirmiş, flash sunmuş, HTML sunmuş. Şimdi tutup da fi tarihinden kalma Silverlight arayüzüne sahip. Play pause dışında hiçbir inovasyon, hiçbir sosyal etkileşim sunmayan, altta bir Facebook yorum kutusu koymuş uygulamalar mı bunlar? Işte? Ya baktığımız zaman. Bir de böyle her bakıyorum her kanalın böyle bir kendi dizi şeyini açma furyası böyle. Ha yeni furya değil mi? Tabii TV. Tabii yeni furya böyle kendi işte dizi sitesini açıp kendi çektiği dizileri oradan yayınlaması. Böyle bir ortaklaşa bir iş yapalım. Hep böyle bir ortak platformda buluşalım yok. Artık zaten en tabii, sonunda tabii. Kafaları dank etmeye başladı da YouTube'a yüklemeye başladılar şeyleri. YouTube'a yüklemeye başladılar. En son kazanan yine YouTube oldu. Niye? İnovasyon geliştirilmediği için. Evet. Niye karşısında güçlü bir rakip geliştirilmediği için. Şimdi Türkiye'de mesela bunları genel çözüm ne oluyor biliyor musun Recep? Rekabet olmasın. Yasaklayalım, kapatalım evet, onu. Evet, evet. Kapattığın zaman ne oluyor? Dünya orada dönmeye devam ediyor. Adamlar inovasyon yapmaya, yenilik yapmaya devam ediyor. Biz de burada kendi kendimize oturup ondan sonra SD kalitemizle devam ediyoruz. Kafanı kuma gömüyorsun benim yani. Zaten her şeyin altında da sevgili izleyiciler hepiniz biliyorsunuz o bakla ağzınızın ucunda ama bir kota problemi var bütün evet, bunların altındaki. Evet, evet. O hiç değişmiyor. Yani Ali Vodafone TV diye bir şey varmış. Ben hani araştırdım biraz konuya girmeden önce. Bakayım dedim neyin nesidir bu. Hayatımda ilk defa gördüm Vodafone TV'yi. Doğru. Sayfayı o kadar aceleyle yapmışlar ki müzik kanalları kısmını haber kanallarını copy paste yapmışlar. Copy paste, copy paste, copy paste. Aynen öyle. Yani servisin işte 5 lira gibi bir fiyatı var vesaire. İşin vayın tarafı şu. Evet. Benim internet paketim 4 GB. Deezer'la 2 tane müzik dinlediğim zaman kota doluyor. Ben bu TV'de nasıl izleyeceğim bunu? Şey ben de mesela Turkcell kullanıyorum. Yani burada operatör bağımsız konuşuyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler, marka bağımsız, hepsi hizmet bağımsız, Türkiye'de aşağı yukarı hepsi biri artı bir yerden veriyor, diğeri artı bir yerden veriyor. Evet. Bir farklılaşma çok fazla bir yerde göremiyoruz. Fiyatı bazen daha uygun oluyor, bazen paket daha uygun oluyor. Kampanyalar, yenilikler aslında yapıyorlar ama mesela hala 3G'de takılıp kaldık. 4G gelecek diyoruz, 5G oluyor. Yani. Ama şu değişmiyor, hız değişse bile kota değişmediği için cep telefonunun üzerinden mesela kotanı kullanmayan bir film hizmeti kullanmak zorundasın.
Kotanı kullanan rakip bir hizmetin cep telefonunda hayatta kalmasına hiçbir şekilde imkan yok. Yani 3G'de gelirken o kadar çok reklam yapıldı, o kadar çok reklam yapıldı ki. Ben hatırlıyorum şey bir dönemde, inanılmaz deli gibi tabii, canlı bir dönemde. Herkes görüntülü görüşecek, aman tanrım inanılmaz, inanılmaz. Nokia'nın ilk çıkan telefonları vardı, evet, hatırlıyor evet, musun evet, 3G evet, görüşmeleri? Evet. Şöyle tutup 3G görüşme testi yapıyorduk sevgili izleyici. Şöyle tutmak zorundaydık, kamera çünkü sadece oradan yüzümüzü tam kablaştırdı. Şimdi görüntülü görüşme kullanan var mı? Ya kimse kullanmıyor zaten, kullanmak da pek mümkün değil. Yani 50 megabayt kotalarla, 100 megabayt kotalarla başlamış ilk evet. Yani şu an bile durum o kadar iç içe değil. Upload'da bile, upload bile kotaya dahil. Evet, upload'da bile kotaya dahil olduğu bir dönemde televizyon, cep telefonu olan TV izlemek ne mümkün yani? Yani parayı kotaya verirken diyorsun ki parayı böyle bir online müzik, online bir film, online bir dizi sistemine vermeye Türkiye'de bir kolay kolay imkan. Evet. Yani Steam'de konuştuğumuz, oyunda konuştuğumuz konular bak ne güzel. Alternatif var, orijinal oynayın, orijinal evet. yapın. Ama online dizi ve filme geldiğimiz zaman, IPTV kavramına geldiğimiz zaman hiçbir henüz güzel, uygun, böyle engin bir arşiv sunan hiçbir alternatif yok. Öyle deme Ali. TV bu evin 200 binden fazla abonesi varmış. TV bu cebinde 1,5 milyon buna abonesi varmış. Valla bu 1,5 milyon abone rakamı birazcık ilginç geldi bana. Turkcell'de de 230 bin falan diye abone vardı. Baktım önceden kaç kişi kullanıyor diye. Çünkü biz kullanan çok fazla okurumuz, kullanıcımız da yok. Merak ettik gerçekten bu dijital servisleri kullanıyor mu insanlar? Aynen ya, ben gerçekten merak ediyorum. TV bu kullanan varsa videonun altına lütfen yorum yapsın. Memnun mu? Gerçekten kullanan var merak mı? Var mı yani, bunu kim kullanıyor bilmiyorum. Kim kullanıyor? Yurt dışında adamlar standlarda bağlamış. Rahat. Netflix'ten kullan gidiyorlar. Evet. Bir de insan konfor istiyor Recep. Yani para verme merakından öte ben şunu istiyorsun. Ben tıklayayım. Bir tıklamada her şeyi izleyebileyim. Ya 2014 yılında video izlemek için kotam gidiyor mu? Ben nereden bulacağım? Altyazısı nerede gibi sorunları düşünmememiz lazım. Aynen. TV zaten öldü. Evet. TV'nin üzerine toprak atan artık. Ya Ali, bunun bir de tamamen reklamlı bir modele neden dönüştüremedin ben hala anlamıyorum. Hı. Maç izliyorsun, sahanın her tarafı reklam artık. Evet, doğru diyorsun. Adamın forması reklam, kenarlar reklam. Ensesi reklam, kulakları reklam, karnı reklam. Gol oluyor böyle, reklam dönüyor, gol diye bilmem ne. Her taraf reklam olmuş. Her taraftan reklam atıyorlar üzerine, devamlı fırlatıyorlar. Sen bir de bunu izlemek için ayda 25 lira. Futbol. Futbol için asla böyle demeyelim. Orada takımımıza destek oluyoruz. Formasını alıyoruz, atkısını sarıyoruz, sahaya çıkıyoruz, eğleniyoruz. O apayrı bir şey. O artık bir ritüel konumuna geliyor. O insanların rahatlamak için yaptığı bir şey durumuna geliyor. Zaten futbol olmasa insanlar ne yapacak? Orada çok merak ediyorum. Yani kitleler çok farklı aktiviteler peşinde olacak öyle bir durumda baktığımız zaman. Yani. Valla kahve güzel ama kahvenin karşısında izleyecek seçeneklerimiz çok fazla değil. Ben bunu görüyorum. Bugün benim video izleme vaktimin çoğu YouTube'un karşısında. Ali, Netflix bile Türkiye'ye gelecek mi sanırım? Yani böyle bir şey doğru, vardı, çıkmıştı. Vardı. Ama Türkiye'deki... İptal oldu. Aynen. Türkiye'deki kotalar, motalar, işte bürokrasi falan filan bunlar derken... Rütük kararları değişti. Rütük kararları. İptal edildi. Sansür yapmak zorundasın. Aha. Bütün içeriği denetlemek zorundasın. Çok büyük yükümlülükler geliyor. Böyle TV ve film ve dizi olduğu zaman... Orada bir bürokrasi girdiği zaman işin içine geri kalanını unutturacak. Anlıyorum. Yani Netflix gelemiyor, gelmeyecek. Ayda 7.99 verip HD kalitede aynı anda iki ekranda birden mesela ben ve kardeşim mesela film izleyemeyeceğiz Türkiye'de değil mi? Hadi. Hayır, izleyemeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Gelecekte ben söyleyeyim sana. Televizyon gelecekte peki ne olacak? Her şey karanlık mı? Umutsuz mu? Hayır sevgili izleyiciler. Yenilik, inovasyon ve ihtiyaçlara arz talep döngüsü hiçbir zaman kırılmaz. Bunun üzerine mutlaka yeni bir ürün çıkacak, yeni bir hizmet çıkacak ya da bu olan eleştirdiğimiz hizmetler mecburen adam olacak. Çünkü evet. başka yerden para kazanamayacaklar, mecbur kalacaklar. İnsanlara bir şey sunmak zorunda kalacaklar. Bunlar olmazsa yurt dışındaki hizmetlerden bazıları açık kaynak kodlu olabilir. Popcorn gibi mesela torrent alternatifleri yaygınlaşıyor. Evet. Öyle bir zorlayacak ki bir şey çıkacak. Gabe Newell çıkacak. Evet. Yeni bir Steam modeliyle. İnovasyon yapacak ve o zaman insanlar durup bakacak. Keşke bunu yapan ben olsaydım. Evet. Aslında bence Gabe harbiden güzel bir şekilde şey yapabilir. Videoları, dizileri vesaire Steam üzerinden satarsa bence... Niye satmasın evet, ki? Herkesin makinesinde kurulu zaten. Ama biraz tekerleşmeye girdiği zaman da rahatsız edici olmaya başlıyor biliyor musun? Hani Steam'in bile çok büyük bilgisayar oyuncuğuna katkıları var. Mesela Netflix'in bizim izlediğimiz bu dizilerin, filmlerin yapımına katkısı var. Adamlar kendi serilerini üretiyor artık sevgili izleyiciler. Netflix için özel dizi üretiliyor. Evet. Gelecekte biz de böyle bir şey göreceğiz. Bildiğimiz anlamda klasik TV kanalları mantalitesi ortadan ufak ufak kalkacak. O kadın programlarından umarım açılacağız. Ya zihnimizi aydınlatacak. Şaka maka herkes belgesel izleyecek diyorum da.
böyle insanların zihinlerini ateşleyecek, onlara fikir verecek, onlara heyecan verecek, şevk verecek, onların hayatlarını böyle olumlu yönde etkileyecek içeriklerin böyle dolup taşmasını istiyorum. Evet. Yani yararlı şeyler gelsin böyle. Ya Ali, Manav'la bile Lost muhabbeti yapabiliyorduk evet. Yani. Öyle bir dizi çıkması lazım ya, Türkiye'den. Türkiye aslında dünya kültürünü en yakın takip eden ülkelerden bir tanesi. Şu an ilkokul seviyesinde çocukların İngilizce kurslarına falan git. Böyle ben gittim bulundum orada. Evet. Ya ufacık bıdık bıdık çocuklar Game of Thrones muhabbeti ediyorlar Recep, hasta olursun yani yanaklarından makas alasın gelir böyle. Çünkü çok bilmişler, çok hızlı öğreniyorlar, evet. Dünya kültürünü emiyorlar. Artık böyle sadece yerel sokak, bakkal, mahalle çocuklar zaten çok fazla dışarıda çıkamıyor, doğru. Oynayamıyor. Park yeşil alan falan da kalmadığı için zaten evdeler. Ama dünya kültürünü çok iyi biliyorlar. Bir sonraki jenerasyon zehir gibi geliyor. İnanılmaz geliyor. Yerinde tutamayacağız sevgili izleyiciler. Çok güzel olacak. Bu arada bahsetmeden edemeyeceğim. TV için sanırım özel bir dizi çekiyorlar. Adı Lost'tu. Lost'tan esinlenmiş. Onun gerçek mi bu? Akıbetini onu bilmiyorum ya. Onu biliyorsanız bir videonun altına yazarsanız. Ben şeyi hatırlıyorum. My Name is Earl'ün Türk televizyon dizilerine yapılmış bir versiyonu vardı. Amcamın sakalı, gömleği, saçı aynıydı. Adını vermiyorum. Adını hatırlayanlar varsa sizden bekliyoruz. Bir hatırlatma daha sonunda bomba. Efekt unutulan dizi. Onu da bir hatırlayalım değil mi? Türkiye'deki prodüksiyon konusunda HBO ile bunu yan yana koyuyoruz sevgili izleyiciler. Bu kafa ayarının sonundaki konumuz hem bu hizmetleri kullanıyor musunuz hem de HBO yapımlarındaki efektlerle efektleri karşılaştıralım. Biraz gülelim, eğlenelim daha da şey. Evet, ya da Türkiye'de Netflix'e bir alternatif var mı, olacak mı? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz derken bir kafa ayarının sonuna geldik. Kahve bitti, suyumuzu içtik, kafa ayarının sonuna geldik sevgili evet, izleyiciler. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Başka kafalarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.